Herkese merhaba arkadaşlar. Çocukların odasındayım. Çocukların nevresimlerini değiştireceğim. Odaları süpüreceğim. Yani sadece bu oda değil, tüm odaları falan süpüreceğim. Çocuklar da küvete girdiler. Birazcık vakit geçirsinler orada dedim. Tabii ki büyüdükçe eskisi gibi rahat hareket edemiyorlar ama en azından içinde oturuyorlar. Su dolmak da güzel bir duygudur ya. Kutay ona su atıyor, ablası ona atıyor derken beraber vakit geçiriyorlar öyle. Sesleri de geliyor olabilir hatta. Çocuklar hazır küvetteyken dedim ki camları hepsini açayım. Çünkü onlar varken ceyran oluyor diye hepsini aynı anda açmıyorum. Sırayla açıyorum. Tam olarak havalar iyi gitmiyor. Yani çok şükür yine iyi tabii ki ama rüzgarı da eksik olmuyor. Hatta tülden de görebilirsiniz bayağı uçuşuyor. Şu nevresimleri bir değiştireyim. Bizim nevresimleri değiştireyim. Ortalığı bir sileyim, süpüreyim. Hepsini çeker miyim bilmiyorum. Daha önce birçok kez bir videoda yoksa diğer videoda muhakkak var. Dediğim gibi evin içerisindeyiz. Sizler ne yapıyorsanız bizde de durumlar o şekilde arkadaşlar. Tuğba sıkıldık diyenlerinize de hak veriyorum açıkçası. Hep söylüyorum çok gezen bir aile değiliz ama en azından haftada 1-2 kere yemeğe ne bileyim dışarıya vesaire çıkan birileriydik. O zamanlar da haftada bir de olsa farklı bir içerik bana göre çıkıyordu. İnşallah o günlerde gelir yine çekerim. Allah'tan bir şey olmazsa Temmuz ortasında memleketimizde biliyorsunuz evimiz var. Oraya gitmeyi zaten planlıyoruz. İnşallah tabii ki şehir dışı yasağı vesaire olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama planımız bu şekilde. En azından oradaki evimizde de yine bir şeyler çekeriz. Hayırlısı bakalım. Evet, o zaman artık ben işime başlıyorum. Bana kolay gelsin. Çocukların odasının temizliği bitti. Hatta şöyle bir camı kapatayım. Bayağıdır da hava da alıyor. Nevresimler değişti. Süpürdüm, sildim. Tozu zaten alınmıştı. Kahvaltı bulaşığını toplarken iki kardeş tozları da almışlardı. Böyle görünüyor. Bu oyuncak sandığı zaten birçok videomda söyledim. Tokat'taki eve gidecek. İçine buradan oyuncaklar götüreceğiz ve oyuncaklar sandığıyla beraber orada kalacaklar. Ama şu anda Kutay'ın en sık kullandığı oyuncakları koydum buraya. Biliyorsunuz Kutay aşçı olmayı çok istiyor. Bizi ızgara yapıyor, yemek yapıyor, sonra ödemesini alıyor falan. Kızımın bilgisayarının ekranını neden hep böyle açık? Bu Emrah'ın eski bilgisayarıydı ve bu kapağı sıkıntılıydı arkadaşlar. Hani aç kapaya gelmiyor. Emrah tamir etti. O yüzden mümkün olduğunca aç kapa olayı yapmıyoruz bilgisayarda. Genelde açık duruyor. Yani bir de şuradan da göstereyim tekrardan. Bu şekilde. Bu nevresimleri de eğer sorarsanız çok uygun fiyata Trendyol'dan almıştık. Linkini bırakırım eğer hala varsa bilmiyorum. Emrah dışarıdaydı. File markete uğramış. Hindistan cevizi sütünü ben çok seviyorum biliyorsunuz. Onu almış. Kendine de soğuk böyle çikolatalı Nescafe almış. Bunları içeceğiz. Evet, şimdi gidelim. İçeri biraz soluklanalım. Sonra diğer odalara gireceğim artık. Çocukların da bıcır bıcır sesi geliyor. Hiç çıkmaya da niyetleri yok.
İçecek keyfi mi? Evet, içecek keyfi yapalım. Emrah da ne deniyor? Bluetooth kulaklık almış. Emrah'ın 2 Haziran'da doğum günü var. Ben de hani ne alayım? O da Bluetooth kulaklığında bir sorun olduğunu söylemişti. Kendisi tamir ettiğine lehim mehim bir şeylerle uğraştı ama rahatsız etmeye başlamış kulağı ondan, onu yaptıktan sonra da acıtıyor dedi. Değil mi? Bugün de dışarıya çıktığında şöyle Samsung'un Bluetooth kulaklığını almış. Dedim ki o zaman bu benim doğum günü hediyem olsun sana, ben alayım bunu dedim. Güzel günlerde kullansın. Teşekkür ederim hayatım. Rica ederim efendim. Emrah bugün niye dışarıya çıktı? Bilmiyorum, videolarımda söyledim mi ama ben kendimi şanslı bulurum. Yani birçok konuda şanslı insanımdır. Çevrem de öyle der hatta. Şanslı olduğumu düşünürüm. Ama teknolojik konusunda, teknolojik aletler konusunda daha doğrusu ya çocukluğumda da böyleydi. Yani kardeşim pilli bir oyuncak alırdı. Onunki gayet çalışır. Benimki 2 güne bozulurdu. Yani ne yapabilirdim ki 2 günde oyuncağı? Bilgisayarımda, ekranında sorun oldu. O gitti, onu biliyorsunuz. Benim telefonumun da şarj yerinde bir sıkıntı var. Hızlı şarj etmiyor, bazen hiç şarj etmiyor. Bugün de telefonumu servise götürdü. Kameram zaten biliyorsunuz, o da bir kez gitmişti servise gitmişti şu an çektiğim kameram. Yani muhakkak bir sorun oluyor. Maşallah diyeyim, Emrah'la aynı zamanda aldık. Daha o hiç servise göndermedi. Ama da şimdi böyle dedin ya. Şu ağzımı açtım. Gidermiş. Canım şunu açabilir misin? Sağ ol. İşte böyle telefonumu servise götürdü. Servise götürünce de belki bir saatte de iş hallolabilir eğer parçası varsa demiş. Mesaj geldi dedi ama bir saate bitmeyecek herhalde. Saati geçti herhalde. Saatten sonra da herhalde alın demez. Parça ne zaman gelirse. Teşekkür ederim. Ay bu çok seviyorum ben bunu. Biraz daha soğuması gerekiyormuş. Ben bunu buz gibi seviyorum. Evet, bir arkadaş geçenlerde demiş ki yazın en sevdiğin favori içeceklerin ne diye. Yani onlardan birisi bu olabilir herhalde. Çilekli limonatayı çok seviyorum. Kolanın yeri bende ayrı. Sağlıklı değil tabii ki ama seviyorum. Çocuklarım gibi diyorsun yani. Evet. Genel olarak yazın içecek içmeyi çok seviyoruz biz. Evet ya. Ferah aynen güzel fresh, oluyor. Fresh. Evet. Fresh. Ben şu ara çok kullanıyorum fresh. Neyse biz içeceklerimizi içelim de sonra ben geri kalan işlerimi halledeyim. İşlerimi bitirdikten sonra sizinle görüşürüz. Yemeğim de yok. Yemeğe ne yapacağım onu da bilmiyorum. Vallahi usandık. Gerçekten. Yani dön dolaş. Ya her şeyi yapıyorsun. Ne bileyim, pazartesi şunu yaptım, salı bunu yaptım, çarşamba bunu yaptım. Perşembe ve cuma bir şey bulamıyorsun. Neyse, Allah başka dert vermesin. Allah sağlık versin. Buluruz, hallederiz. Beraber de yaparız inşallah ne yapacaksak. Hani yaptığım bir yemekse önceden de menümü yine sizlere gösteririm. Fikir olsun diyen arkadaşlar için. Yine ne kadar çok konuştum, hakkınızı helal edin. Biz şimdi içecek molası verelim. Biz işlerimize devam ediyoruz. Size bir güncelleme yapayım dedim. Emrah şu an salonu süpürüyor. Ardından da ben silerim dedim. Emrah orayı süpürmeden önce de oranın tozunu da aldım. Toz alma işini de ruh halime göre yapıyorum arkadaşlar. Bazen her iş bitiyor toz alıyorum. Bazen önce toz alıyorum sonra size süpür yapıyorum. Kafama göre artık yapıyorum yani. Buranın da nevresimini değiştirdim. Burayı zaten süpürme silme işini bitirmiştim. Şimdi yatak örtüsünü de güzelce sereceğim. Holün temizliğini falan da bitirdik. Halıları falan süpürdük, kaldırdık, sildim, süpürdüm. Tozlanma işi bitti. Aynalar falan hep temizlendi. Mutfak da yine aynı şekilde. O el bezini de özellikle oraya koydum. Mutfakta kullandım tezgah el bezi. Onu çamaşır suyuna yatıracağım. Çünkü burada silindi, süpürüldü. Hatta ekstra buranınkine şu ön kısımlarına o köpük çamaşır suyundan sıktım. Halımızı da buraya aldık ve daha sermeyeceğiz. Çünkü halıyı yıkatmaya göndereceğiz arkadaşlar. Emrah da şöyle o süpürgeyi kullanırken hep söylüyorum ya, bizim detaylı temizlikte kullandığımız elektrik süpürgesinin o uç kısmını kullanıyor. Çünkü koltuk altlarına vesaire o daha uzun olduğu için boru rahat giriyor. 2 gün sonra da koltukları yıkamaya gelecekler. Hayır, 2 gün sonra değil, pardon, haftaya yıkamaya gelecekler. Koltuklar da yıkanacak. Saatte zaten yapılacak iş yok arkadaşlar. Rutin işler her daim yapılıyor. Elimiz zaten
her odanın üzerinde. Başka ne yapacağım, yemek ne yapacağım ona hiç karar veremedim. Çocukların çorbası var. Onlara da çorba ısıtacağım. Bayağıdır küvetteler. Çıkın anneciğim, acıkmadınız mı diyorum. Buruşta her yeriniz diyorum. Anne biraz daha, anne biraz daha. Yok acıkmadık anne. Öğlen yemek saatleri de geciktiği için o yüzden bugün akşam menümüzü biraz vakitli yaparım. Evet şimdi gideyim. Makineye çamaşır atacağım. Ondan sonra da artık ne yapacaksam böyle bir beş çayı gibi bir şeyler yapasım var. Ferahça bir yoğurtlu makarna. Çocuklar poğaça istiyordu. Belki çünkü bir poğaçası. Neyse bakacağız artık. Ne yaparsam zaten size menümü göstereceğim. Bugünün akşam menüsünü bu şekilde hazırladım. Şöyle 3-2-1 poğaçasını her şekilde değerlendiriyorum. Şu yuvarlaklar sade. Bunları çikolatalı yaptım. 4 adet. Burada peynirliler var. Bu kısımlarından kapatmıştım ama açılacağını biliyordum açıkçası. Çünkü daha önceden de yapmıştım. Şöyle pide gibi olsun dedim. Bunlar da sucuklu kaşarlı. Yine şunu da dedim ki bayağıdır da yemiyoruz. Garnitürlü, bol turşulu makarna salatası. Bir de derinle Kutay haşlanmış patates istemişlerdi. Patates de haşladım. Yani bugün menümüzde bunlar var. Çay demledik biz. Emrah'la çay içeceğiz. Çocuklar da ice tea içecekler. Rabbim bende ne görüyorsanız sizlere daha fazlasını versin inşallah. O zaman şimdi bize afiyet olsun. Arkadaşlar biz bugünü bitirdik. En son size yaptığım poğaçayı, makarna salatasını ve haşlanmış patatesi gösterdim. Kısaca menümüzü gösterdim. Bugün temizlik günüydü. Temizliğimizi de bu bizim günlük süpürgemizle yaptık. Zaten çekim gücü falan benim bu peşimde gezdirdiğim süpürgemden çok daha iyi olduğu için süpürgenin borusu değiştiğinde falan da gayet güzel iş görüyor. O yüzden çoğu zaman artık detaylı temizliğimde de o süpürgeyi kullanır oldum. Nereye geleceğim ben? Yorgunluktan kafam da durdu bir anda. Ne bahsedecektim? Neden bu konuya girdim? Evet işte temizliği yaptık. Temizlik işi, çamaşır işini vesaire bitirdikten sonra elim yüzümü güzelce yıkadım. Üzerimi değiştirdim. Kendimi mutfağa attım. İşte hamur, yoğur falan derken çocuklar banyodan çıktılar. Tabii ki çocuklar sudan çıktığı için de acıktılar diye ben yine de dedim ki çorbayı da ısıtayım. Çocuklar çorba yediler poğaça falan pişene kadar. Sonra çok şükür ki poğaçadan makarna salatasına falan da yediler. Gerçi Kutay makarna salatasını pek sevmiyor ama patatesli poğaçadır yedi. Böyle oldu yani. Temizlik yap, üzerine hamur yoğur falan derken birazcık yorulmuş olabilirim. Fıtık başlangıcı var bende. Belim de bayağı ağrımış. Allah'tan Emrah da yardımcı oluyor da işlerimi daha kolay halledebiliyorum. Neyse o zaman ben videomu sonlandırayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah sonraki videoda görüşürüz. Kendinize o güne kadar çok iyi bakın. Hoşça kalın.